Fırat Bey. Geçirdiğiniz trafik kazasına rağmen tomografi sonuçlarınız temiz çıktı. Sorun görünmüyor. Ama yakın takip için bu akşama kadar hastanede kalmanız lazım. Yok, benim gitmem lazım. Kızımı kurtarmalıyım. O göçükte hala. Gitmeliyim. Fırat Bey. Bir araba kazası geçirdiniz. Ne kazası? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kaza falan geçirmedim ben. Depremde evim yıkıldı, enkazdan çıkardılar beni. Kızım hala orada. Gitmem lazım, anlamıyor musun? Onu kurtarmalıyım diyorum sana. Bakın sakin olun lütfen, size yardım edeceğim. Buyurun şöyle oturun isterseniz biraz. Bakın Fırat Bey. Hangi yılda olduğumuzu hatırlıyor musunuz? Ne biçim soru bu? Tabii ki hatırlıyorum. 1999 Ağustos ayındayız. Fırat Bey, kazadan dolayı kafanız biraz karışmış olmalı. Şu an 2007 yılındayız. Ne? 1999 yılındayız ve deprem oldu. Bu bir şaka mı? Kızım ölüyor diyorum sana. Onu kurtarmam lazım, şaka değil. Benim gitmem lazım. Fırat Bey, sakin olun lütfen. Oturun isterseniz. Ben kızınızla da ilgileneceğim. Siz sadece sakin olun lütfen. Ben gelene kadar burada oturun. Tamam mı? Levent Bey, trafik kazasıyla getirilen Korsakov sendromlu bir hasta için yardımınıza ihtiyacım var. Tamam, hadi gidelim. Götür onu buradan. Fırat, lütfen. Bu masum bir kız. İnanamıyorum. Kızımız acı içinde bizi beklerken sen nasıl olur da başka bir çocukla ilgilenirsin? Çabuk götür onu buradan. Fırat, bu bizim kızımız. Yalan söylüyorsun. Bu benim kızım değil. Olamaz. O bizi bekliyor. Onu kurtarmamız lazım. Benim gitmem lazım. Kızımı kurtarmalıyım. O göçükte hala. Gitmeliyim. Şurada saklanan balığı gördün mü? Gördüm. Bak sana gel. O olaydan, yani depremden sonra bir türlü kendine gelemedi. Hayattan koptu. Çalışmayı bıraktı. Sürekli içmeye başladı. Bir sürü doktora gittik. Ama hiçbir işe yaramadı. Peki hafıza kayıpları ne zaman başladı? Doktorların dediği, enkazdan çıkarılıp hastaneye getirildiğinde zaten kafası karmakarışıkmış. Ondan sonra daha da kötüleşti. Asıl acı olan hep o günde kaldı. O lanet gecede. Bu hastalık yeni yaşananları çok çabuk unutturur. Oysa geçmişe ait anılar daha dün olmuş gibi kusursuz bir şekilde hatırlanır. Bu korkunç bir şey doktor. Öz kızını bile tanımıyor. Oysa ben bir bebeğimiz olursa her şey düzelir sanmıştım. Ölen kızımızın acısını biraz olsun azaltır diye düşünmüştüm. Her şeyden geçtim. Bari kızımızı hatırlasın. Bir kez kızım deyip sarılsın yeter. Onu yanına yaklaştırmıyor bile. Her şeyi yaptım. Ama olmadı. Babası hayattayken yetim gibi yavrum. Yalvarırım doktor, yardım edin. Üzülmeyin. Elimizden geleni yapacağız. Doktor bey. Bu söylediğim çılgınca gelebilir ama eğer iyileşmezse bari beyninden o geceyi silin. O korkunç geceyi de unutsun. Yalvarırım doktor. Kocamın iyileşmesi için bir yol bulun.
Korsakov sendromlu hastalarda beyinde alkole bağlı bazı bölgelerde zedelenme oluşur. Sizce tedavi edebilir miyiz? Umarım. Umarım birilerinin gözünden bir şey kaçmıştır ve biz de onu bulup iyileştiririz. Ben hemen radyolojiyle beyin MR'ı çekilmesi için görüşüyorum. Hasan. Evet. Ela ile biz... Biliyorum. İçiniz rahat olsun. Artık Ela ile konuşmuyorum bile. Ha, ayrıca evden de taşındım. Artık onunla hiç bir ilgim kalmadı. Hasan, sen iyi bir insansın. Ve bir gün kendin için doğru insanı bulacaksın. Hastayla ilgili söyleyeceğiniz bir şey yoksa gidebilir miyim? Tabii. Keşke ben de her şeyi unutabilsem. Benim için hastalık değil, tedavi olurdu. Ne sallam ya. Hala kendi kendime konuşuyorum. Halbuki başıma ne geldiyse ondan geldi. Baba? Kızım? Çok güzel bir kız. Meleğime ne kadar da çok benziyor. Ama bizim kızımız hala küçüktü. Onu kurtarmam lazım. Beni bekliyor. Fırat, doktoru bekleyelim. Sen bir gecede ne kadar da yaşlanmışsın. Gözlerin bile eskisi gibi bakmıyor. Ama merak etme. Daha fazla acı çekmeyeceksin. Senin acıların dinmeden benimkiler dinemez. Benim gitmem lazım. Fırat, bak hatırlamıyorsun ama. Kızımı kurtarmalıyım. O küçüktü hala. Gitmeliyim. Gitme ne olursun. Gitmeliyim. Dur. Fırat dur gitme. Gel kızım, tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.